Adise Baba. Uyuyan güzel. Bir varmış bir yokmuş. Mutlu insanların yaşadığı bir ülke varmış. Bu ülkenin kral ve kraliçesinin tek bir dilekleri varmış. Bir çocukları olmasını çok isterlermiş. Kral ve kraliçe çok iyi insanlarmış. Bu yüzden dileklerinin bir gün gerçek olacağını biliyorlarmış. Bir gün kral ve kraliçenin dileği gerçekleşmiş. Bir kızları olmuş. Minik prensese Günışığı ismini vermişler. Kral ve kraliçe sevinçlerini paylaşmak için bir şölen düzenlemeye karar vermişler. Şenliklerle Günışığı'nın doğumu kutlanacakmış. Herkes davetliymiş. Gizemli ormanda yaşayan periler bile. Fakat kral ve kraliçe bir hata yapmış. Davet etmeyi unuttukları bir peri kalmış. Ülkenin dört bir yanından gelen halk, komşu ülkelerin kralları ve kraliçeleri hediyelerini ve iyi dileklerini sunmuşlar Günışığı'na. Ve sonunda sıra 12 periye gelmiş. Periler Günışığı'na eşsiz armağanlar sunmuşlar. Peri çubuklarıyla birer birer yeryüzünde istenebilecek ne varsa armağan etmişler. Sadece 3 peri kalmış armağanlarını vermeyen. Onlar da sırasıyla hediyelerini vermeye başlamışlar. Hediyem sana küçük prenses. Dünyanın güzelliği senin olsun. Küçük prenses, benim hediyem mutluluk olacak. Hayatın boyunca hiç üzülme, hep mutlu ol. Son peri tam hediyesini verecekmiş ki beklenmedik bir şey olmuş. Tüm salonu yeşil bir duman kaplamış. Yeşil duman dağıldığındaysa kara peri ortaya çıkmış. Kral bu güzel töreni bozan periye kim olduğunu sormuş. Diğer periler onu hemen tanımışlar tabii. Gelen kötü kalpli kara periymiş. Görüyorum ki herkes davet edilmiş. Tüm halkınız, arkadaşlarınız, krallar, kraliçeler ve periler. Ama ben davet edilmedim ne yazık ki. Kral bu nezaketsizlikleri için özür dilemiş. Ben de size karşı nezaketimi göstereceğim. Eşsiz hediyemden mahrum etmeyeceğim sizi. Dünyalar güzeli prenses mutluluk içinde büyüyecek. Herkes onu sevecek ve ona hayran olacak. Ama 16. doğum günü geldiğinde güneş batmadan önce eline bir dikiş iğnesi batacak ve ölecek. Yakalayın şu canavarı diye haykırmış kral. Ama kara peri kahkahalar atarak ortadan kaybolmuş. Henüz hediyesini vermemiş olan son peri hemen atılmış ortaya. Kara peri kadar güçlü bir peri değilmiş ama bu kötü laneti biraz olsun hafifletecek bir dilek dilemiş. Sevgili prenses, kötü kalpli kara perinin lanetiyle batacaksa eline o iğne. Sakın ölme, uyu sadece ve bir aşk öpücüğüyle tekrar uyan. Kral, sevgili prensesin başına gelecek felakete engel olmak için ülkede ne kadar iğne, çıkrık, dikiş tezgahı varsa yasaklamış. Hepsini şatonun avlusuna toplamış ve yaktırmış. Prenses Günışığı, 12 perinin hediyesiyle herkesin sevdiği, nazik, iyi kalpli bir çocuk olarak büyümüş. Kral babası 3 periyi Günışığı ile ilgilenmekle görevlendirmiş. Günışığı 3 peri dışında hiçbir yabancıyla görüştürülmemiş. 3 peri için oldukça zorlu bir görev olmuş onunla ilgilenmek. Günışığı perilerin koruması altında büyüyüp çok güzel bir genç kız olmuş.
Sonunda Prenses Günışığı'nın 16. yaş günü gelip çatmış. Kara Peri'nin lanetinin gerçekleşmesi için gün batımına kadar zaman varmış. Kral ve kraliçe ellerinden gelen tüm önlemleri almışlar. Fakat yine de lanetin gerçekleşmesinden korkuyorlarmış. Güzel prensesi kötü lanetten korumak için gün batımına kadar bir odaya kapatmışlar. Aurora hiç de memnun değilmiş bu durumdan. Tam bu sırada duvarda bir kapı belirivermiş. Daha önce hiç görmediği bu kapının büyüsüne kapılmış Aurora. Tuhaf tıkırtılar geliyormuş kapının arkasından. Başına geleceklerden habersiz kapıdan içeri girmiş. Odada arkası dönük bir kadın dikiş dikiyormuş. Gün ışığı büyülenmiş bir şekilde dikiş makinesine doğru yürümüş. Kara Peri'nin büyüsüne kapılan gün ışığı elini iğneye uzatmış ve o anda olanlar olmuş. İğneye dokunmasıyla birlikte derin bir uykuya dalmış. Kara Peri'nin laneti gün ışığının 16. doğum gününde güneş batarken gerçekleşmiş. Prensese en güzel giysilerini giydirip çiçeklerle dolu bir yatağa yatırmışlar. Böylece gün ışığının uyuyan güzel olarak anılacağı günler başlamış. Kral ve kraliçe bu derin üzüntüye engel olabilmek için şatodaki herkesi prenses uyanıncaya kadar uyutmaya karar vermişler. Aradan tam 100 yıl geçmiş. Bir gün yakışıklı bir prens sarayın yakınından geçiyormuş. Uzaklarda dikenli çalılarla, sarmaşıklarla kaplı bir saray görmüş. Adamları bu sarayla ve uyuyan güzelle ilgili duydukları hikayeyi anlatmışlar. Prens çok heyecanlanmış, saraya girmeye karar vermiş. Çalılar hem çok fazlaymış hem de üstünden geçilemeyecek kadar dikenliymiş. Bakmış olacak gibi değil. Çekmiş kılıcını ve yolunu açmak için çalıları kesmeye başlamış. Çalıları keserek sarayın kapısına gelmiş. Kapıda yerde uyuyan iki nöbetçi görmüş. Kapıyı açmış ve gördükleri karşısında hayrete düşmüş. Her yerde kıpırdamadan yatan insanlar varmış. Sarayın içinde dolaşmaya başlamış. Derken kralın odasına gelmiş. Kral ve kraliçe de koltuklarında uyuyorlarmış. Sonra kapısı yarım açık bir oda görmüş ve odaya girmiş. Burası prensesin odasıymış. Prenses çok güzel bir yatakta çiçekler içinde uyuyormuş. Prens yatağa yaklaşmış, güzeller güzeli prensese bakmış ve kulağına fısıldamış. Uyuyan güzel sensin demek. Ne kadar da güzelsin. Demiş prens. Ve dayanamayıp prensesin alnına bir öpücük kondurmuş. Prenses o anda gözlerini açmış. Karşısında ona bakan yakışıklı prensi görmüş. Onun uyanmasıyla birlikte sarayda uyuyan herkes 100 yıllık uykusundan uyanmış. Kral ve kraliçe de neler olup bittiğini anlamak için hemen prensesin odasına koşmuşlar. Kızlarının uyandığını görünce mutluluktan havalara uçmuşlar. Prens uyuyan güzele evlenme teklif etmiş. Prenses de prense gülümsemiş ve teklifi kabul etmiş. Kral da kızını ve ülkesini kurtaran prense izin vermiş tabii. O güne kadar görülmemiş muhteşem bir düğün yapılmış. Prens ve prenses sonsuza kadar çok mutlu yaşamışlar. Bir zamanlar her biri birbirinden güzel, tam 12 kızı olan bir kral yaşarmış. 12 prenses kocaman, çok güzel bir odada birlikte kalıyorlarmış. Kral kızlarına gözü gibi bakıyor,
Gece olup da prensesler yataklarına yattıkları zaman onları korumak için odalarından çıkmalarına izin vermiyormuş. Fakat sabah kalktıklarında çok garip bir şey oluyormuş. Prenseslerin ayakkabıları sanki bütün gece dans etmişler gibi eskiyor ve altları deliniyormuş. Kral her gün kızlarına yeni ayakkabılar alıyormuş. Ama ertesi gün 12 kızının da ayakkabıları yine eski püskü hale geliyormuş. Ne kral ne de saraydaki yardımcıları bunun nasıl olduğunu bir türlü çözemiyorlarmış. Bu nasıl oluyor? İnsanın ayakkabısı bir gece içinde eskir, altı delinir mi? Kralım, inanın biz de anlamıyoruz. Sonunda kral demiş ki... Her kim kızlarımın ayakkabılarının bir gece içinde eskimesinin sırrını çözerse, kızlarımdan hangisini beğenirse onunla evlendireceğim. Damadım olacak, ben ölünce de kral olacak. Ama 3 gün 3 gece içinde bu sırrı çözemezse, ömrünün sonuna kadar zindana atılacak. Ülkedeki pek çok genç, hatta başka ülkelerin prensleri bile bu iş için saraya gelmiş. Günlerce 12 prensesin yattıkları odanın kapısında nöbet tutmuşlar. Ama hepsi de bir süre sonra uyuyakalıyormuş. Hiçbiri sırrı çözememiş. Ayakkabılar yine bir gece içinde eskiyormuş. İyi yürekli bir genç de şansını denemeye karar vermiş. Ve kralın sarayına doğru yola çıkmış. Yolda giderken yaşlı, zayıf bir kadıncağıza rastlamış. Kadın çok fakir görünüyormuş. Evladım, karnım çok aç. Acaba bana verebileceğin bir parça ekmeğin var mı? Genç adam yanındaki heybede ne kadar yiyecek varsa hepsini yaşlı kadına vermiş. Kadıncağız çok mutlu olmuş. Çünkü daha önce buradan geçen gençlerin hiçbiri kadına tek lokma ekmek bile vermemişler. Yaşlı kadın bu genç adamın diğerlerinden farklı olduğunu anlamış. Bu iyiliğinin karşılığı olarak ona sihirli bir pelerin vermiş. Bu sihirli pelerini al. Onu giydiğin zaman görünmez olacaksın. Gece saat 12 olunca pelerini giy, görünmez ol. Ve 12 prensesin odasına gir. Böylece eskiyen ayakkabılarının sırrını çözebileceksin. Yalnız şunu unutma. Prenseslerin sana vereceği içecekleri sakın içme. İyi kalpli genç sihirli pelerini alarak kralın sarayına gitmiş. 12 prensesin ayakkabılarının sırrını çözmek istediğini söylemiş. Birinci gün genç prenseslerin yatak odasının kapısında nöbet tutarken en büyük prenses elinde bir bardak limonatayla gelmiş. Beklerken susamışsınızdır. Buyurun, size limonata yaptık, için lütfen. Genç adam yaşlı kadının uyarısını unutmuş ve limonatayı içmiş. Biraz sonra çok uykusu gelmiş. Kendisi için hazırlanan odada bütün gece horul horul uyumuş. Sabah olmuş, genç adam uyanmış ve panikle etrafına bakmış. Gece sihirli pelerini giyip prenseslerin odasına girmem gerekiyordu. Genç adam ikinci gece yine prenseslerin odasının kapısının önünde nöbet tutmaya başlamış. Bu sefer de ortanca prenses elinde bir bardak meyve suyuyla gelmiş. Genç adam kapıda nöbet tutup gece olmasını beklerken o kadar susamış ki... Prensesin getirdiği meyve suyunu hiç düşünmeden içmiş. Tabii yine uykuya dalmış. Ve ertesi sabah uyandığında aklı başına gelmiş. İşte o zaman yaşlı kadının sözlerini hatırlamış. Prenseslerin sana vereceği içecekleri sakın içme. Prenseslerin bana verdiği içecekler de uyku ilacı olmalı. O sırada kral yanına gelmiş. 2 gün bitti. Sırrı çözemedin. Bugün 3. ve son gün. Bugün de sırrı çözemezsen zindana atılacak ve ömür boyu orada kalacaksın. Kral sözlerini bitirip oradan ayrılmış. Genç adam bugün bu işi çözmek zorundaymış artık.
O akşam genç adam yine prenseslerin kapısının önünde beklemeye başlamış. Bu kez en genç prenses elinde bir portakal suyuyla gelmiş. Ama genç artık akıllanmış. Teşekkür edip bardağı almış. Prenses gidince de içindeki portakal suyunu bir saksıya dökmüş. Gerçekten o zaman uykusu gelmemiş. Gece olmuş ve saat tam 12 olunca genç adam pelerinin üzerine giymiş ve anında görünmez olmuş. Yavaşça 12 prensesin odasının kapısını açmış. Bir de ne görsün? Kızların hepsi en güzel balo elbiselerini, yeni ayakkabılarını giymişler, süslenmişler, püslenmişler. Bakın bakalım, nöbet tutan genç uyumuş mu? Prenseslerden biri kapıyı açıp dışarı bakmış. Bir diğer prenses de kulağını duvara dayamış. İşte o zaman bizim genç adam horlama sesi çıkartması gerektiğini anlamış. Genç adamın uyuduğundan emin olduktan sonra en büyük prenses yatağını kenara itmiş ve 3 kez elini çırpmış. Genç adam gözlerine inanamamış. Yatağın olduğu yerde gizli bir geçit açılmış. Tüm prensesler içeri girmişler. Genç de peşlerinden tabii. Bu gizli geçit merdivenlere açılıyormuş. Yüzlerce taş basamak inmişler. Merdivenlerden inerken bir ara genç önündeki prensesin uzun eteğine basmış. Ay, biri eteğime bastı. Burada bizden başka kimse yok. Sen kendin basmışsındır. Merdivenler bitince bir ormana gelmişler. Çok güzel gümüş yaprakları olan ağaçların arasından geçmişler. Genç adam bir parça dal kopartıp prensesleri takip etmiş. Yine uzun bir yürüyüşten sonra bir nehir kıyısında durmuşlar. Nehrin kıyısında kuğu şeklinde tam 12 kayık, içinde de 12 yakışıklı prens onları bekliyormuş. Kayıklara binmişler. Genç adam da en son kayığa binmiş. Bugün kayık her zamankinden daha ağır. Sanki bir kişi daha binmiş gibi. Ne tuhaf. Yok canım, sana öyle gelmiştir. Nehrin karşısına geçince büyük ışıl ışıl bir saray görünmüş. İçeriden müzik sesi geliyormuş. Büyük pencerelerinden içeri bakınca dans eden bir sürü insan görmüş genç adam. Saraya girer girmez prensesler başlamışlar dans etmeye. Hiç yorulmuyor, sürekli dans ediyorlarmış. Ayakkabıları eskimeye başlamış tabii. Genç adamın karnı acıkmış. Dayanamamış ve masanın üzerindeki tabaktan bir dilim pasta alıp yemeye başlamış. Dans eden küçük prenses bunu görünce... Hey pastam! Pastam uçtu! Sanki görünmez biri pastamı yiyor. Aman canım, sana öyle gelmiştir. Genç adam kimse görmeden masadan bir altın kadeh almış. Prensesler sabaha kadar dans etmişler. Sonra yine kayıklara binip nehirden geçmişler, ormanda yürümüşler, yüzlerce basamağa tırmanıp kendi saraylarına gelmişler. Ama ayakkabıları eskimiş ve altları da delinmiş. Genç adam nihayet prenseslerin eskiyen ayakkabılarının sırrını çözmeyi başardığı için çok sevinmiş. Biraz sonra kral genç adamın yanına gelmiş. Süren bugün bitiyor. Ayakkabıların sırrını çözdün mü bakalım? Evet kralım, çözdüm. Ve olan biteni krala anlatmış. Kral önce ona inanmamış. Ama genç adam ona sihirli ormandan aldığı gümüş dalı ve dans ettikleri salondan aldığı altın kadehi gösterince doğru söylediğini anlamış. Kral sözünü tutmuş. Ona hangi kızıyla isterse evlenebileceğini söylemiş. Genç de en küçük prensesle evlenmek istediğini söylemiş. 12 dans eden prenses sırları ortaya çıktığı için pek mutlu olmamış tabii. Ama genç adam ve küçük prenses evlenip bir ömür boyu çok mutlu yaşamışlar.